Selamlar arkadaşlar haftanın ikinci günü Evet ilk gün çok yüklendik de bank videosuyla 30 dakikalık bir video güzeldi anlattık keyifliydi e, haftanın ikinci videosu aslında bu e, platformu da ben uzun zamandır bir ayı Belki bulmuştur kullanıyorum hep anlatacağım anlatacağım mutlaka katılın diyeceğim diyeceğim bir türlü sıra buna gelmemişti Evet bugün e, bunu seçtim bunu seçtim o yüzden e, bu projeyi anlatayım arkadaşlar ne yapıyoruz bugünkü e, işimiz ne çok basit aslında çok da güzel bir platform ben severek kullanıyorum aslında hemen özetini geçeyim Twitter'ın e, web3 versiyonu yani e, işte blockchain versiyonu diyelim biz buna daha doğrusu Twitter Instagram karışık birazcık e, ortaya karışık bir şey sosyal medya platformu fakat Güzel olan tarafı şu bunların e, kendi tokenleri henüz daha çıkmadı çıkacak e, şu anda da beta aşamasındalar e, beta aşamasında e, üye olup işte burada siteyi aktif kullanırsanız aktiften kastım yani bir günde 3 saat 5 saat harcamak değil geri arada bir yorum yapın beğenin falan kıvamında bir aktiflik yaparsanız kendi tokenleri çıktığında büyük ihtimalle oradan bize 3-5 kuruş bir şeyler düşebilir iyi de düşebilir kötü de düşebilir hiç de düşmeyebilir ama biliyorsunuz e, şirazemizde her masada olmak. Şöyle ben anlatırken sayfayı da gösteriyorum size. Burada çok e, basit yapacağımız şeyler. Hemen ben konuya geçeyim o zaman. Zaten metamask cüzdanınızla. Ben bu direkt bu sayfanın sadece linkini vereceğim. Başka bir link vermem. Gerek yok zaten. Buraya e, sayfaya girdiğinizde e, start connecting ya da şuradakine basarak metamask cüzdanınızla direkt bağlanabiliyorsunuz. Ve sayfanız açılıyor. İyi. E, telefondan kullanan arkadaşlar için de buraya zaten linkleri vermiş arkadaşlar. Ben telefona bu tarz yani herhangi bir e, blockchain ile ilgili bir program kurmuyorum. Telefondan kullanmayı sevmiyorum. İşte bir geçen de yaptım o kadar. O yüzden telefondan kullanmayı seven arkadaşlar da burayı kullanabilir. İlla masaüstü versiyonu kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi bastınız start connecting ve gittiniz. Sonra e, cüzdanınızla bağlandınız. Şimdi açılan sayfanız böyle bir sayfa olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arayüzü görüyorsunuz. Bildiğiniz Twitter e, kafasında çalışan e, bir arayüzü var. Tabi burada hashtag falan daha ziyade daha çok böyle bir aslında biraz daha Instagram'a da benziyor tam Twitter kafası da değil ama ortaya karışık gibi de yani o yüzden e, tam ben de açıklamasında bir şey diyemiyorum açtığınızda böyle bir sayfanız e, olacaktır elinizde yukarıdan cüzdanınızla bağlandığınızda daha sonra ilk yapmanız gereken işlem gelip arkadaşlar bir profilinizi hazırlamak. Gördüğünüz gibi burada ben yukarıda kendi işte afiş ve broşür ne ne derseniz onu YouTube'dan çalıp buraya attığım kendi şeyim var. Buraya e, sadece elinizdeki NFT'lerden koyabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buraya kendi profil fotoğrafımı koyamadım. E, sizde de elinizde hangi NFT'ler varsa ama Ethereum alında e, katılıp aldığınız NFT'ler Burada zaten item kısmında görüyorsunuz elinizdeki NFT'leri. Direkt cüzdanı bağladığınızda bakın zaten cüzdanınız burada bağlı falan gözüküyor. Direkt onun içindeki Ethereum'ları hatta şöyle göstereyim. şurada NFT'lik kısmını önce göstereyim NFT'lerinizi. Daha sonra kripto cüzdanınızda Ethereum alanında ne kadar paranızın olduğu, işte değeri vesaire hepsini gösteriyor. Yani aslında işte direkt cüzdanınızla entegre çalışan bir sistemleri var içinde ama dediğim gibi sade Ethereum'a şu an aktif çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada zaten şurada da bakın kripto değeriniz işte elinizdeki NFT'lerin değeri NFT rankiniz, sıralamanız, işte kripto sıralamanız falan gibi bunları hepsi burada, işte takipçiniz, takip ettiğiniz kişi falan hepsini burada gösteriyor size. Ee, bu bu şekilde bağladığınızda şunu güncellersiniz, burayı güncellersiniz. Zaten şu Edit Profil kısmına bastığınızda tabii ben şu an siyah ekran kullandığım için e, yazılar bakın burada gözükmüyor, burada bir hataları var aslında burayı da siyah yapmalar lazım. Buraya bir User Name seçiyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağıya da biyografi yazıyorsunuz. 500 kelimelik yazılabiliyormuş. Ben niye bu kadar az yazmışım? Belki buraya bir şeyler daha eklerim. Ee, ya da eklemem böyle de kalsın çok önemli değil. Şuradan da zaten fotoğrafınızı elinizdeki NFT'lerden seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu üst tarafa ama koyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Buraya bir afiş, gözünüze güzel gelen bir şey atarsınız. Burayı güncelliyorsunuz, save diyorsunuz bitiyor olayınız. Şuradaki görünümü elde ediyorsunuz. Şu aşağıdaki yere otomatik kendi veriyor. Elinizdeki işte NFT'ler neyse ethereum anda onları size gösteriyor Bu burada bir ayar yapamıyorsunuz zaten başka şimdi profilinizi ayarladınız geldiniz burada ayarlar kısmında da zaten işte dark Mode var Club settingler. burada mesela tıkladığınızdaki elinizdeki NFTler mesela ana ekranda gözüküyor ya buradan kapatabilirsiniz de istiyorsanız görünmesin istemiyorsanız buradan gelip NFTleri kapatabiliyorsunuz birilerini blokladıysanız buradan aynı işte sosyal medya kafası öyle düşünün şurada da bağlı cüzdanınız zaten gözüküyor ee, bu ayar kısmı da bu kadar. Dark modu buradan da ayarlıyormuşuz zaten. Sonunda Legoat var. Şimdi ne var arkadaşlar burada yapmamız gereken? Klasik burada e, üye olduktan sonra ilk yapmanız gereken takipleşme işlemlerine girmek. Ben tabii bir aydır kullanıyorum başka başka Telegram kanallarından insanlarla takipleşmeye başladığım için benim şu an 140 gür var. Şimdi e, şöyle yapalım hatta nasıl yapalım onu? Biz şimdi ben bu videoyu çektiğim için tabi siz YouTube'da izleyip buraya üye olup takipleşeceğiz. Birbirimizi de takipleşmek için şöyle ne yapsak. Debunk videosuna arkadaşlar geliyorum. Bakın bu debunk videosu var ya altına hatta şöyle bir ben kendim yorum yazayım. Hatta ne yazalım YouTube. YouTube'dan gelen arkadaşlar buraya mesaj atsın. Takipleşelim. Takipleşelim diye arkadaşlar bakın. Ee, şuraya ben mesajımı atayım, tamam mı? Gördüğünüz gibi siz de bunun altına reply ede ede ya da ya reply edin ya kendiniz gelin. Ee, şuradan e, bunun altına debank videosu. Bunu sabitleyebiliyor muyuz? Ha, öyle bir özellik yokmuş, sabitleyemiyoruz. Şu debank videosunun altına gelin bir merhaba yazın, selam yazın, amk yazın, aq yazın, bir şeyler yazın, birbirimizle takipleşelim. Çünkü e, zaten takipleşme işi şöyle çok basit. Birisi sizi takip ettiğinde şurada bakın bildirim butonu var, notification diyor. Zaten burada hemen görüyorsunuz. Takip etti sizi, işte ben de takip ediyorum. Şuradan hemen follow'a basıyorum. O sorun değil önemli olan birbirimizi de takipleşmek. Yani sade beni takip etmeyin. ve birbirinizi de takip edin. O yüzden buraya yazayım. Buraya gelen her arkadaş birbirini buradan da hem beni takip etsin hem buradan da birbirinizi takip edin. Burada her yazılan yorumdakine basabilirsiniz. Ha, kendiniz de insan takip edebilirsiniz. Mesela ben takip ediyorum following. Benim hesabımdan gelip buradaki insanları takip edebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi dönüş yapıyorlar zaten. Ama hani biz kendi komünitemiz içinde yani şu o kadar YouTube'daki kendi e, grubumuz içinde dediğim gibi bu debank e, mesajımın postumun altına gelin herkes yorum yazsın takipleşelim. Takipleşmek önemli böyle platformlarda neden diyeceksiniz. Şimdi gelin onu anlatayım. Şimdi benim burada yanında gördüğünüz gibi zaten tikim var metamasktan dolayı bağlandığım için. Bir de burada neyim var? Beta'da belki bu tikleri veriyorlardır arkadaşlar. Bunlar orijinal sistemlerine geçtiklerinde belki bu tiki de parayla satarlar ya da e, tiki olanlara airdrop yapabilirler falan filan. Mutlaka o yüzden şu an beta'dayken bu videoyu izliyorsanız katılın. Ne zaman betadan çıkar bilmiyorum. Fikrim yok belki. Vardır dokümanlarında yazıyorlardır da ben okumadım o kadar detaylı. Ee, şimdi mutlaka o yüzden erken katılımcı olun. Şu tikinizi alın. Belki de daha sonra her Metamask'la katılana da tik veriyor olabilirler. Çok o kadar detayını bilmiyorum açıkçası. Ama almışken alın. Şimdi önemli olan kısım şu 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 arkadaşlar. Siz de burada herhalde ilk girdiğinizde sıfır olacak. Buraya tıkladığınızda görüyorsunuz burada bir level sistemi var. Ben şu an 11. leveldeyim. 11. leveldeyim gördüğünüz gibi. 11. leveldeyim. O nerede kaldım? Bir, bir, telefonum çaldı. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Evet, telefon aramızı da verdiğimize göre şimdi devam edeyim. Nerede kalmıştım? Burada. Evet, level kısmını anlatıyordum. Burada arkadaşlar XP kazanıyorsunuz. XP kazandıkça da level atlıyorsunuz. Bakın benim bir sonraki levele geçmeme işte next level 454 KXP puanı lazımmış. Bu puanı nasıl alıyorsunuz? Çok basit. Günlük geliyorsunuz arkadaşlar şurada yazan sayının üstüne tıkladığınızda şurada claim my bonus'a bastığınızda size bir ee, bakın bana bugün 100 XP verdi. Bu şekilde XP'nizi artırıyor. Mesela 10 saat sonra gelip buradan bir daha claimleyebileceğim. Günde bir kere yapabiliyoruz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Peki bu e, XP'yi nasıl arttırıyorsunuz almaya? İşte content işte burada bir post yazım ozu paylaşırsanız işte e, millete yorum yaparsanız e, retweet ederseniz işte aktif olursanız e, ne kadar aktif olursanız burada günlük xp aldığınız puan artıyor benim anladığım bu bu xp puanlar peki neye yarayacak arkadaşlar derseniz zaten bu adamlar da şurada anlatmışlar e, bunların kxc diye bir e, bakın offchain tokenler e, demiş yani offchain token çıkaracaklar büyük ihtimalle e, bunu da ekosistem için kullanacaklarmış İşte bu kxc e, become işte password unlock word possibilities işte e, Anladınız. Ben yarım yamalak anladım. Siz de anlamışsınızdır. Anlamadıysanız teşekkürüm buradan. <laughs> yani işe yarayacak bir şey. E, dolayısıyla e, büyük ihtimalle şu KXP bonuslarımızdan yarın öbür gün e, airdrop yaptıklarında KXC kendi tokenlerinden kazanma ihtimalimiz olacak. Bakın burada zaten şu an 0 KXC yazıyor. Gördüğünüz gibi kendi tokeni tabii ki yok daha. Dolayısıyla burada XP kasmaya önem e, vermeniz lazım. Özen göstermeniz lazım. Bu da dediğim gibi burada yazmışlar ne kadar çok interakt yani etkileşime geçerseniz işte platformu kullanırsanız günlük aldığınız puanda ona göre artacak demişler. Ben her gün girip zaten bunu alıyorum. İşte burada ne yapıyorum başka? Geliyorum mesela şu ana sayfası. Şuradan işte publish'e bastığınızda bildiğiniz Twitter kafası. Buradan bir şeyler yazabiliyorsunuz. İşte fotoğraf atarsınız, video atarsınız ya da işte sade bir amk yazarsınız publish dersiniz yani sorun değil bir şey arada günlük birer iki kişi kere yaz, yazın bir şeyler. Ben ne yapıyorum? Ben zaten gördüğünüz gibi profilime gideyim. Ben burada normal kendi YouTube videolarımın hepsini buraya atıyorum. Sağ olsun beğenenler falan filan oluyor. Like atan, repost yapanlar da var. Siz de mutlaka buradan da hem etki yani bu siteyi kullanmak için de benim şeylerimi beğenip yorum yazıp repost yaparsanız hem etkileşime geçmiş oluruz karşılıklı. Ben de size cevap veririm falan. Hem de buradan kazandığımız XP artar ee, bahanesiyle eee ve X'liğimiz arttıkça level artacak falan filan işte birbirini tetikleyen şeyler. Ee, bu sitede başka anlatacağım ne var? Ha şöyle yukarıdaki butonları gösterirsem işte burada başkalarını takip edebilirsiniz. İşte takipçi olanlar var vesaire var. Buradan onları takip edebildiğiniz profil kısmı var. İşte clubs e, kısmına göre takip edebilirsiniz. Ya da elindeki NFT'lere göre NFT'lere göre insanları beğenebiliyor. Burada ne abi, sadece beğenebiliyormuşuz, evet buradan beğeni atabilirsiniz. At atalım birkaç tane maksat etkileşime geçmek. Ee, onun dışında burada neler varmış? ha Bu mesela tabii herkes cüzdanıyla bağlandığı için mesela bu siteye bağlanıp üye olanlar arasında e, balinalara NFT olarak bakıyorsunuz. Mesela 4.2K değerinde bir NFT'si varmış bu arkadaşın gibi. Ee, burada listelemeleri var mesela e, ilk 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Mesela ne elindeki kriptoya göre. Mesela bu adamın 4.1 milyon. Oh ah evesinin bunun 1.2 milyon bunun 450 bin dolar falan diye devam eden bir skala var gördüğünüz gibi. Allah bereket versin. Burada diğer işte followerslarına göre takipçileri sayısına göre falan gibi gibi bu alan bununla ilgili. Ha, bizim için önemli olan bir yer daha var mesela mesajlaşma bazen Özellikle biz şu e, YouTube'da o sıkıntıyı çok yaşıyoruz biliyorsunuz. Debank'ta işte atamadık bir türlü linkleri atamıyorsunuz falan. İşte ne bileyim, e, Smartlayer'da e, invite kodu atacağım bana mail atıyorsunuz falan. Aslında yeni bize bir alternatif olur burası da. Ben bu videoyu çekene kadar bunu buradan bana mesaj atın diyemiyordum gelip buradan da arkadaşlar bana mesaj atabilirsiniz mesaj attığınızda zaten direkt ben buradan sizi göreceğim bir ücretiye bir şeysi yok zaten bu siteyi kullanmak tamamen ücretsiz yani bilginiz olsun bir bakiye falan harcamıyorsunuz hatta burada galiba ben create grup kısmını da gördüm siz beni ekleyin. şimdi buradaki insanlar beni başka platformlardan takip ettiğimiz için sizi bilmiyorum siz beni ekleyeceksiniz ben de buradan bir grup kurarım ha, ama 10 kişilik miymiş yani kurarız olmadı bir grup, birkaç grup kurarız ya da bir şeyler yaparız maksat işte hem siteyi kullanmak hem de hızlıca birbirimizden haberdar ve iletişim iletişime geçmek için. Buradan bana işte ne bileyim mail adresinizi atarsınız ben direkt davet atarım ya da işte cüzdanlarınızı birbirimizle grup oluşturursak paylaşırız. Ya da burada nasıl şeyi kesmiyordur ee, ne derler ee, burada yorumları kesmiyordur cüzdanı vesaireyi. Dolayısıyla cüzdanla ilgili birbirimize bir şeyler paylaşmamız gerekirse o videoyu burada da ben yayınladığım için altına yorum yazarsınız. Herkes birbirini de oradan da takip eder. Birbirine oradan da cüzdanından bir şeyler göndermesi gerekirse gönderir. Yani burayı kullanalım arkadaşlar artık. Benim günlük dediğim gibi gelip kullandığım, kendi videolarımı da işte yazılı olarak paylaştığım bir platform ki valla sevdim yalan da değil zaten ileride görüyorsunuz her şey kripto üzerinden dönecek işte mail de kriptodan dönecek sosyal medyada kriptodan dönecek e, zaten para işlerinin çoğu e, oraya kaymış olacak falan filan. E, biz burada da erkenci e, erkenden e, masaya oturalım. Yani yarın öbür gün bir airdrop fırsatı olursa e, işimize yarar. Şurada e, zaten ayrımı görüyorsunuz. Yalnız sosyal medya tanıtıyor gibi oldum biraz da. Gerek yok. Yani general derseniz herkesin paylaştıklarını görüyorsunuz. Following derseniz takip ettiğimiz insanlarınkini görüyorsunuz. Daha da bunu anlatacağım bir şey yok aslında. Niye bunu anlatıyorum? Bu sosyal medya işte herkes kullanıyor bugün günümüzde. Ha Twitter'larını göstereyim. 36k takipçileri var. Burayı da takip edersiniz. Burada zaten bir şeyler paylaşıyorlar. Hem beğenin beğenmeyin o size kalmış bir şey. Ama takip edersiniz. Evet başka burayla ilgili eksik kalan aklımda bir şey var mı diye bakıyorum şöyle linklere. Yok. Ben bu videonun açıklamalar kısmına kendi şu profil linkimi koyarım. Direkt beni takip edersiniz. Ben zaten takip eden herkes hemen geri takip ediyorum. Aynı D bankta olduğu gibi Debank'ta da takipleşelim arkadaşlar. Orada da sayıyı ne kadar arttırırsak ileride işimize yarayabilir. Unutmayın. Ee, buraya ben kendi linkimi koydum. Beni takip edin. Ee, oradan takipleşelim. Ee, Smart Layer, Bunu da mutlaka bakın az kişiye ben buradan benden referans linki isteyen 8-9 kişi oldu galiba. Ee, mutlaka buna da katılın diyorum. Her seferinde lazım olur. Hatta neye katılın diyorum. Bunu da her defasında gösteriyorum ama daha bugün güncellediğim için tekrar göstereyim arkadaşlar. E, topluluk kanalında waitlistler listler var. Bu artık biliyorsunuz bir sürü tesnet oluyor. Evet bir kapımı çaldı bu sefer de geliyor. Evet döndüm geri ne yoğun günmüş ya. Bir telefon çalıyor bir kapı çalıyor Neyse videoyu da bitireyim zaten çok da uzatacağım bir şey yoktu en son şunu gösteriyordum. Evet waitlistler kısmını unutmayın. Topluluk kanalında gelin. Bakın yeni koydum burada son 3 4 gündür bir 5 6 tane koydum. Ee, bunlar önemli olacak yarın öbür gün. Çünkü artık Testnet'lere milyonlarca, on binlerce insan katılıyor. Yeni projeler artık wait liste katılıp oradan insanları seçmeye başladılar ki ileride de böyle olacaktır büyük ihtimalle herkes katılmasın verdikleri airdrop daha değerli olsun diye e, büyük ihtimalle böyle bir sisteme geçecektir ileride de testnet mantıkları o yüzden buraya gelin burada e, topluluk kanalında e, gördüğünüz gibi burada hepsini şuraya devamını oku derseniz görürsünüz linklerin hepsi burada yazıyor zaten ayrıca mesaj olarak da gönderiyorum ha bir de ben bunları yazdığımda, güncelleme yaptığımda size bir bilgi geliyor mu, bir info var mı? Girip kendiniz mi bakmanız lazım ya da mesaj yazdığımda ben zaten her şeyin mesajını yazıyorum buraya. Örneğin en son şu 21 diye yazdım, daha bir saat önce yazmışım. Buraya mesaj yazdıkça ben size inşallah bildirim geliyordur bilmiyorum, fikrim yok. Gelmiyorsa da dediğim gibi kendiniz gelip zaten buradan takip edin. Ee, bu videolukta arkadaşlar bu kadar güzel bir platform buraya mutlaka üye olun ya telefonunuzdan ya işte bilgisayarınızdan metamaskı bağlayarak ki telefondan da metamaskı bağlamanız gerekecek. Ee, üye olun takipleşelim ee, şu videonun altına gelip e, herkes birer merhaba desin bir şey desin birbirimizi oradan tanıyıp takip edelim. Ee, başka da bir şey yok arkadaşlar haydi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz.